Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla şeytandan Allah'a sığınırım. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu ya. Demek ki bir kuruma, mevcut bir sistemde bir kuruma oluyor. Mevcut sistem çöküyor. Bak iki elin kurusun. Küfrü de bütün yönlerine kuruyor. Çünkü insanda iki el vardır. Bir eli kuruduğunda diğerini elini kullanabilir. Ama Allah bak iki elini birden kurutuyor. O zaman yapacağı hiçbir şey kalmıyor. Her yönden çöküyor. Bu ayette her yönden çökmeye işaret ediyor. Maşallah. İki elin kurusun anlamı budur. Ve kurudu ya diyor. Şu anda da değil mi? Ekonomik krizle her yer kuruyor. Bak malı ve kazandıkları kendisine bir yarar sağlamadı. 2011 tane veriyor zaten. Bir tane 2011. Yani bak malı ve kazandıkları kendisine bir yarar sağlamadı. Ayet bu. Ebced'i de 2011. Ekonomik krizin en şiddetli olduğu dönem. Bir tane tarih bölümüne bakıyor Ebced'i bak. Dünyada, dünya tarihinde 2011 kaç kere olur? Bir kere olur değil mi? Tabii ki. Bir döneme bakıyor sadece ayetin işareti. Ebced'i. Bak mal ve kazandıkları. Ne oldu? Bütün büyük karteller, büyük holdingler hepsi çöktü. Malları ve kazandıkları kendilerine bir yarar sağlamadı. Ayet bunu söylüyor. Alevi olan bir ateşe girecektir. Yani cehennem ateşi ama şu an dünya manevi bir ateşle de yanıyor. Eşi de odun hamalı. Demek ki eşler de insanları çok kötü bir çizgiye götürebiliyor. Mesela şu an evliliklerin büyük bölümü boşanmayla neticeleniyor. Bazı eşler, değil mi? Eşlerini batırıyor. Dün akşam bir çocukla konuştum. Kendisi dindar, abim diyor. Evlendi, eşi onu dinden çıkartmış, Müslümanlıktan çıktı diyor. Yani bak eş. Mesela bak, mal için, para için ne hale getiriyor kendini? Eşi zenginmiş. Ondan bir şey kazanabilmek için onun inancına uygun bir çizgiye getirmiş kendini. Boynuna bükülmüş bir ip bağlanmış olarak. Bu da belanın başka bir yönünü vurguluyor Allah. Yani birbirlerine adeta ip gibi manevi kelepçelerle de bağlılar. Telefonla ona bağlı, o onu soruyor, o onu soruyor. O onu batırıyor, o onu batırıyor. Adımları bile aynı. Konuşmaları bile aynı. Halbuki sen ayrı bir insansın değil mi? İman ehliysen niye ona uyuyorsun? İpi boynuna doluyor. Yani çok özür dilerim. Eşek gibi sürüklüyor. Yani onu eşek konumuna getirmiş oluyor.